Hani metrobüsleri de biraz çoğalsınlar bence zamı düşünene kadar. Arka arkaya göndermiyorlar, çok seyrek gönderiyorlar. İnsanlar birbirinin üzerine binerek çıkıyorlar. İlk önce onları düşünsünler de ondan sonra zamı düşünsünler fiyatları. Metro şu an 22 TL. Evet. Ben diyorum ya, bugün bastım 14 küsürlere bastım. Çok geldi bana gene de. Nasıl 22 TL yapabiliyorlar ben onu anlayamıyorum yani. Düşürmeleri gerekirken çoğaltıyorlar. Ama seçimlerde kim? Peki 6 ay sonraki yerel seçimde İmamoğlu adı olsa kime vereceksin? Vermem yani artık. Yani böyle yapıyorsa vermem. Memnun değilim tabii. Daha da zamdan çok değil. Seyrek gönderiyorlar bir de. Çok seyrek. Eskiden daha iyiydi. Daha fazla arka arkaya geliyordu. İnsanlar daha rahat gidiyordu. Şimdi birbirinin üzerine binerek gidiyorlar tıkış pıkış. Bir de klimaları da açıyorlar, çalıştırıyorlar. Onu da söyleyeyim. İmamoğlu'na verdik. Çok oluyor. Neyi? 2019'da İmamoğlu'na verdik. Verdim evet. Ama memnun değilim. Memnun değilim yani söyleyeyim. Öncesi çalışıyor dediğiniz dönem ne zaman? 2019'dan önce mi? Yani 2019 onu bilmiyorum da şey olarak tarih ondan önce da, evet ondan öncesi daha iyiydi. Birkaç sene öncesini diyeyim. Tarih olarak bilmiyorum. Kadir Topbaş dönemi yani. Yani herhalde. O yani birkaç sene önce daha iyiydi. Arka arkaya gönderiyorlardı. Sıkış pıkış çok fazla olmuyordu. Şimdi o kadar seyrek geliyor ki insanlar toplanıyor ondan sonra metrobüs geliyor. Evet memnun değiliz ya. Ne fiyatlardan memnunuz, ne ulaşımdan memnunuz, hiçbir şeyden. Ne gibi yani? Ulaşıma 51,5 zam geldi şu an İstanbul'da. Çok geldi. Yani çok fazla. Onlar da diyor ki benzine zam geldi 21'den 38 oldu diyor. Niye önceden de geliyordu benzine zam? Ama öyle değildi. Daha iyiydi yani. Kadir Topbaş zamanında daha iyiydi. Yani bu şey iyi değil. Ekrem İmamoğlu iyi değil. Anadolu'da geçiyor. İmamoğlu Anadolu turu yapıyor. Depremi bahane ediyor, işte tatili bahane ediyor, Palandöken'e çıkıyor, bilmem nereye gidiyor. İstanbullu bulamıyor yani burada. Yani şansı yok, bu sefer hiç şansı yok. İktidardan memnun muyuz? Vallahi zamlardan memnun değilim. Şimdi memnunum desen yalan olur. He, şimdi terazi var, terazi, tamam mı? Bu tarafta vatan var, bu tarafta PKK var. Ben öyle değerlendirdim de verdim, maalesef. Başka alternatif yok. Türkiye'nin şu an en büyük sorunu muhalefet yok. Önce vatan, gerisi teferruat. Tamam mı? Ha, önce vatan. Vatan her şeyin üstünde gelir kardeşim. O kadar. Bu Türkiye 81, vilayeti 81 de bizim. Onu kendi haline bırak. Nasıl memnun olalım? Nasıl memnun olalım yani? Görüyor vatandaşın halini görüyor. Kiraları veremiyoruz. Yani üniversitelere çocukları okutamıyoruz. Bunu nasıl memnun olacağız? Yakın zamanda seçimden çıktık. Halk memnunuz. 52.14. Böyle olacağını bilmiyorduk ama kandırdı bizi. Tuzağa düşürdü. Erdoğan'a verdiniz. Evet. Şimdi bugün yani olsa... Şimdi de devletim için, vatanım için şimdi de veririm yani ben. Ama memnun muyum? Hayır, memnun değilim. Kirası veremeyen kişiler çok yani. Mağdur olan kişiler o kadar çok anlasam yani ondan sonra yani bunu nasıl şey olacak ama hem mağdurum diyorsunuz hem diyorsunuz ki bugün seçim ama vatan yerine... için Suriyeli gibi olmamak için vatanımız için verdik biz memnunum için vermedik ki ona ama o komple emeklileri ayağının altına aldı ya karşı tarafta Atatürk'ün partisi CHP. CHP de yani onu ben bilmem yani. Ben CHP'yi, MHP'yi bilmiyorum yani. Sanki AK Parti'ye çıktı da CHP bu dünyayı kurtaracak mı? Aynı. Kendi kesalarını doldurmaya bakıyorlar. Vatandaşı düşünen mi var ki? Doğru değil mi? Vatandaş diyor ki ya, memnun değilsen ekonomiden değiştirip belki diğerine şans verseydik daha iyi olamaz mıydı diyor. Tamam da biz de onu biliyoruz. Bilmiyoruz değiliz. Ama vatanımız için... Belki yani o vatanı o ele verirse ne olacak? Yine soğan ekmek yiyebiliyorsun ama başka ülkeye gitti miydi? Yaşamak kolay mı yani? Görüyorsun Suriyeleri aşağılarken yani. Biz onları yani onlara gözümüzün önüne alarak onluk çıkarttık ama maalesef o bizi yerlerini ayaklarının altına aldı. Buna diyecek başka bir şey yok yani. CHP verseydin vatan gidecekti o zaman. He işte onu diyorum ya yani. İstanbul'a verdik de ne oldu? Bir dakika şimdi, bir dakika. İstanbul'u verdik de ne oldu? He? Ne yaptı peki? Yönetim kimde? Ya. Yönetim kimde? Ne demek yönetim? İstanbul'da kimde yönetim?
Yapmayın şunu ya, yapmayın evet. Ya, yapmayın. İstanbul'a memnun değil miyiz abi? Değil, kesinlikle değil. Sen memnun musun? Ben de sana soruyorum. Evet, memnun musun? He? Memnun musun? Evet. Otobüsleri İstanbul'a hayırlı olsun diye dağıttık dedi. Çıkardık dedi. Ekrem İmamoğlu. Neyi çıkardı? Hani nerede? Nerede? Kim yaptı ki? İmamoğlu. CHP mi yaptı? O mu yaptı? Kim bırakın Allah aşkına. Ya. Suyun zamını kim yaptı? Hey Meral Akçı gelsene. Suyun zamını kim yaptı? Suyun zamını tamam, kim yaptı? Ulaşımı da İmamoğlu. Evet. Evet. Metrobüs 22 TL, tramvay, otobüslerde 15 TL oldu. Evet. Nasıl? 50'ye, vatandaş az daha esinsin. 50'ye çıkartın, gözünüze kurban olur. Söyleyin selamımı 50'ye çıkartın. Vatandaş elden dışarı çıkamasın. 50'ye çıkartın. Ulaşıma 51,5 zam geldi. Ne düşünüyor vatandaş? Allah Tayyip'ten razı olsun diyelim. Ne diyelim? İmamoğlu açıkladı ama. Tamam, Allah ondan razı olsun. Hep onun yüzünden oldu zaten. Tayyip'in yüzünden. Nasıl Tayyip'ten geliyor zaten. Gel abla. Yok. Gel abi size soralım. Ha, söyle. Ha. Ulaşım 51,5 oldu. Tamam, ulaşım 51,5 oldu. Mozo da %18 iken 39'a çıktı. Kimse onları söylemiyor. Tabii mecbur. Ben arabam olsa tabii ben de yani şikayetçi olayım. Ben de zam yapacağım. Yani adam orada o tarafta haklı mı? Yani buna bin kişiye zam yapmış. Hala bir İmamoğlu bir metro zamı gündeme getiriyorsa. Çünkü bu yani zaten bunlar İmamoğlu'nun önünü kesmeye de çalışıyor. Çalışmaya çalıştırmıyor zaten. Bazı imkanlar elinden alıyor. Ulaştırma Bakanı'na bağlamış. Biliyorsun. Yani kira kimlerde geçen sene kira 1,5 milyarken 10 milyar çıktı, kimse onları söylemiyor. İmamoğlu böyle yapmış, onu söylüyorlar. Kira %500 zam oldu, hiç kimse söylemiyor. Doğalgaza %300 zam geldi, kimse hiç ses çıkarmıyor. İmamoğlu gündeme geliyor. Bak ben İmamoğlu partisi değilim, yanlış anlama. Ben yani CHP'li de değilim valla. Yani ben İmamoğlu yani avukatı da değilim. Yani gerçek ortada. Yani bu mesela söyleyeyim bunlara gene bunda işte kim var lan, bunda kötüsü kim var ya, bu kazandı ne yaptı, ne iyi yaptı ha, bu hükümetten en kötüsü kim var ya, en fazla kötülük yapan bunlardır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Metroya tramvaya %51 zam geldi. Çok güzel. Güzel mi abi? Çok güzel. İyi abi. Niye? Ne demek niye? Alıştık mı abi? Tamam. Alıştık tabi. Nasıl olacak abi? İyi güzel olacak. Teşekkür ederim.